Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Yunan Savunma Bakanı ile olumlu, yapıcı bir görüşme yaptık. Bu görüşmenin olumlu sonuçlarını önümüzdeki dönemde görmeyi bekliyoruz, dedi. Akar, NATO Savunma Bakanları toplantısı sonrasında gazetecilerle Türkiye'nin NATO daimi temsilciliğinde bir araya geldi. Akar, toplantının yoğun geçtiğini belirterek, savunma ve caydırıcılık konularının üzerinde önemli duruldu. Ayrıca Afganistan başta olmak üzere bölgesel ve küresel gelişmeler de bakanlar tarafından ele alındı. Türkiye olarak tüm görüşlerimizi açık ve net bir şekilde ortaya koyduk. Görüşlerimizin bazı ülkelerce de paylaşıldığını memnuniyetle müşahede ettik. Başta DEAŞ, FETÖ ve PKK, YPG olmak üzere Türkiye'nin tüm terör örgütleriyle kararlılıkla mücadele ettiğini bir kez daha vurguladık. Teröristin dini ve etnik yapısı olmaz noktasından hareketle, terörist teröristtir tanımıyla mücadelemizi sürdürdüğümüzü belirttik, dedi. İklim değişikliği de gündeme geldi. Toplantıda NATO-AB ilişkilerinin yanı sıra iklim değişikliğinin de gündeme geldiğini belirten Akar, Türkiye'nin Paris Protokolü'nü onayladığını hatırlatarak Türkiye'nin ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bunun gereğini yapmaya başladığını ve bundan sonra da yapacağımızı söyledik. Ayrıca Cumhurbaşkanımızın eşi Emine Erdoğan hanımefendinin himayelerinde gerçekleştirilen sıfır atık projesi zaten yurt genelinde uygulanmaya devam ediyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin de aktif rol aldığı proje bu alandaki en önemli çalışmalardan biri olma özelliği taşıyor, ifadelerini kullandı. Türkiye'nin bir yere gittiği yok, Türkiye'nin NATO'daki sorumluluklarını bugüne kadar yerine getirdiğini, bundan sonra da getirmeye devam edeceğini vurgulayan Akar, bazıları bilinçli veya bilinçsiz olarak, Türkiye bir yere mi gidiyor, gibi söylemlerde bulunuyor. Türkiye'nin bir yere gittiği yok. 70 yıldan beri biz NATO'nun şerefli bir üyesiyiz. Sorumluluklarımızın bilincindeyiz. Bugüne kadar sorumluluklarımızı yerine getirdik, bundan sonra da yerine getirmeye devam edeceğiz, dedi. NATO karargahında İngiltere, ABD, Yunanistan, İspanya, Polonya, Macaristan, Romanya, İtalya, Slovenya, Letonya ve Bulgaristan savunma bakanları ile gerçekleştirdikleri kısa süreli görüşmelerle savunma ve güvenlik alanlarında görüş alışverişinde bulunduklarını ifade eden Akar, bu görüşmelere bağlı olarak önümüzdeki günlerde çalışmalarımızı sürdüreceğiz, diye konuştu. Bizim tek hedefimiz TERÖR-İSTLERDİR, Akar, Suriye ve Irak'ın kuzeyindeki terörist unsurların varlığına ilişkin soru üzerine, Türkiye'nin tüm komşularının sınırlarına ve egemenlik haklarına saygılı olduğunu söyledi. Hedeflerinde sadece teröristlerin olduğunu dile getiren Akar, Kürt kardeşlerimize karşı faaliyet gösterdiğimiz şeklindeki söylemler fitne çıkarmaya, ortalığı karıştırmaya yönelik asılsız iddialardır. Kürtlerin kardeşimiz olduğunun, ekmeğimizi, suyumuzu paylaştığımızın en açık göstergesi şehitliklerimizdir. Örneğin Çanakkale şehitliğimizde Suriye'den 687, Irak'tan 46, Lübnan'dan 50, Filistin'den 92, Hicaz'dan 11, Libya'dan 20 ve Tunus, Mısır ve Sudan'dan şehidimiz var. Bizim kardeşlik davamızın ne kadar gerçek olduğunu yakın tarihimizdeki olaylar açıkça göstermektedir. Bizim tek hedefimiz teröristlerdir. Asil milletimizi, 40 yıldan beri başına musallat olan terör belasından kurtarmakta kararlıyız. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar da mücadelemiz kararlılıkla devam edecek, dedi. Terör koridorunu ENGELLEDİK, Akar, Türkiye'nin sınırlarını korumakla birlikte NATO'nun da sınırlarının korunmasına katkı sağladıklarını belirterek, sınırlarımızın hemen yakınında bir terör koridoruna müsaade etmeyeceğimizi söyledik. Yaptığımız operasyonlarla terör koridorunu engelledik, diye konuştu. MUTABAKATLARDA üzerimize düşeni yaptık. Suriye'nin kuzeyindeki gelişmelere de değinen Akar, ABD ve Ruslarla yaptıkları mutabakatlar olduğunu hatırlatarak, bu mutabakatlarda bize düşen ne varsa en iyi şekilde yerine getirdik, getirmeye devam ediyoruz.